Arkadaşlar ben Azgem TR kanalından Gökhan 2008'in 2018'in ilk videolarından bir tanesi. Muhtemelen ya bunun öncesinde Dream League Soccer atmışımdır ya da PES atmışımdır. İlk videolarından bir tanesi arkadaşlar 2018'de çektiğim. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar FIFA Mobile'da 90 gen olmaya çalışacağım. 87 genim ama bakalım 90 gen olabilecek mi? Gerçekten zorlayacağım. Elimdeki tüm imkanları kullanacağım 90 gen olabilmek için. Önce beceri geliştirisini yapalım. Seviyemi de umarım 30 yapabilirim. Pasta şuradan Verratti 87 yapacağız arkadaşlar. Gerçekten iyi oldu bu 87 olması. Şuradan seviye atladık. Gerçekten çok iyi oldu. Hıza bakalım. Hızda Ronaldo 91. Bu da süper arkadaşlar. Ronaldo'nun 80 91 olması da bizi ayrıca mutlu etti. XP'miz de arttı şuradan. Bakalım başka top kontrolünde. Oo, Isco da 91. Arkadaşlar iyi oyuncular geldi şu an. Genimiz yükseliyordur. Bakalım istediğimiz gene ulaşabilecek miyiz? Şuradan dribbling'de oyuncum var mı? Ya abi dribbling'de oyuncum olması için bir taneye mi ihtiyacım var? Maalesef ya bir tane kalmış. Reflekste Muslera 85. Bu da gayet iyi oldu arkadaşlar ve seviyede atladım. Bu da güzel, ödülü alalım bakalım, ödüllerde dayanıklılık gelecek. 13.000 jeton geldi. Çok güzel. Bir tane de farklı bir diziliş geldi. Fizik gücünde oyuncum yok. Yedeklere baktım. Yedeklerde de yoktu fizik gücünde. Şimdi 90 seviye 30 olabilir miyim? Çok zor ya. Harbiden çok zor. Rölantiye girelim. Rölantide de oyuncumuz yok. Bakalım gen olarak yükselebilecek mi? Sizler de bu beceri geliştiricilerini mutlaka kullanın arkadaşlar. Gerçekten çok çok faydalı oluyor. Size en önemli tavsiyem bu. Danışmanda arkadaşlar ben anlamadım danışmanın. Oyuncular oluyor mu olmuyor mu? Gerçekten hiçbir fikrim yok. Şimdi bakalım. Farkındalıkta da oyuncu yok. Yani açıkçası bunların olup olmaması biraz beni şaşırtıyor. Niye hiçbir oyuncu yok? Bakalım onun dışında neler var? Uzun pas var. Uzun pasta da oyuncum yok. Kısa pasta vardı da uzun pasta yok. Bunlar da tuhaf. Bakalım arkadaşlar seviyede 28'e doğru ilerliyoruz. Daha bayağı bir oyuncu. Kısa pasta da yok ya. Dele Alli vardı bildiğim kadarıyla. Maalesef ki o da yok. XP kasıyoruz şu an. Seviye kasıyoruz ama şey olmak açısından da gen açısından da 90 gen olmamız lazım. Bakalım 90 geni sahip olabilecek miyiz? Çok zor. 15 var. Şurada ikinci santrafordan bir şey çıkmadı. Zaten yedeklerim de yok arkadaşlar. Yedeklerde bir Gaytan var. Gaytan'ı alıp bir baksam olmuyor arkadaşlar. Bir ara bunların listesini yapacağım. Elimdeki yedeklerin de gelişmesini istiyorum. Kontra'da da oyuncum yok arkadaşlar. Bunların olmaması dediğim gibi beni biraz şaşırtıyor ama şuradan zannedersem 28. seviyede olacak gibiyiz. Kaleci danışmanı. Buradan da bir şey gelmedi. Baya bir paramız da gitti arkadaşlar ama yapacak bir şey yok. Bu paranın telafisini de inşallah yapacağız sizlerle birlikte. Şimdi kaleci pozisyon alma gibi bir durum oldu. Onu da alalım. Ya burada bir Ediz arkadaşım biraz hapşırmış olabilir ama umarım ses gelmemiştir. Şimdi bitiricilikten de bunu geliştiriyoruz. Arkadaşlar şimdi seviyemiz 28 olması için çok fazla bir şey kalmadı. Markaj ayarlarını yapıyoruz. Markaj ayarlarında da 3. seviyeye yaptık. Şimdi şunu da geliştirdik arkadaşlar. Bakalım yapabiliyor. Duran top var arkadaşlar. Duran topu da seviye olarak yaptık. Bize XP verecek. 80 XP olması lazım. Takımın geninin umarım 90 olmuştur ama çok zannetmiyorum. Dengeli de burada da etkilenen oyuncu yok arkadaşlar. Bir tek şutta vardı. Ronaldo 91 olmuştu. Kısa topta bildiğim kadarıyla Isco 91 olmuştu. Bakalım arkadaşlar başka yapabileceğimiz bir şeyler. Ortaya bakalım ortada. Seviye 3. 10.000 Coins gene FIFA 10.000 parası gene verdik ama henüz istediğimizi elde edemedik. Bakalım buradan neler yapabiliriz. Şut. Ya şutta da yok. Yani harbiden biraz şaşırtıyor beni. Ronaldo'yu 91 yaptığımız şut değil miydi ya bizim? Arkadaşlar 1508 oldu bu arada. Şimdi 28. seviyede olduk. Bu da gayet iyi. Hızda da oyuncum yok. Bu konuda bilgisi olan varsa lütfen bana yorumlarda yazsın. Burada hem kolay şekilde seviye atlıyoruz arkadaşlar gördüğünüz üzere. Hem de buradan etkilenen oyuncumuz varsa onlardan da faydalanmış oluyoruz. Kafa vuruşunda
Burada da oyuncum yok. En azından bir tane oyuncunun olması beni mutlu ederdi ama maalesef ki hiçbir tane oyuncum yok. Top hakimiyetinde de etkilenen oyuncum yok. Yani bunlara bir iyice bakacağım arkadaşlar hangisinin ne konuda olduğuna. Bakalım başka son iki beceri geliştirisi kaldı. Bir tanesi reaksiyon. Buradan da bir şey çıkmadı. Seviyemiz bayağı iyi oldu arkadaşlar. Gördüğünüz üzere seviyemiz 28. seviye oldu. Bakalım 90 gen olmuş muyuz ya? Harbiden merak ediyorum. Şut gücü de bitti. Hemen hızlı bir şekilde bakacağım. Genim kaç oldu? 87 genle girmiştim. Muhtemelen 87'de kalmıştır. 88 gen. Ya 90 gen yapmak da çok şey bir şey değil arkadaşlar. Çok kolay bir şey değil. Bakalım buradan açılan hangisi ya? Rolanti 87'ye 87'de gerek yok arkadaşlar. Şurada Ronaldo'yu düşürüyor. Şuradan da hiçbir şekilde gerek yok. En iyi sistemimiz bence şu aktif olan sistem gerçekten hepsinden daha iyi. O yüzden bu sistemi kullanmaya devam edeceğim arkadaşlar. Seç dedikten sonra hemen sizlerle birlikte donduran futbollarda bir ödül diyecektim ya. Ödül müydü acaba? Stadyumu seçelim de arkadaşlar öncelikle. Bakalım değişen klas. Ya bu çok kötü kalıyor. Forest Park Stadyumu olsun arkadaşlar. Bir arada bununla oynayalım. Çok sıkıntı değil zaten. Donduran futbola gidelim arkadaşlar. Burada bir hediye paket falan vardı. Onları alalım. Hemen girelim şu şekilde. Dolmuş hediyelerden. Şuraya bir girelim arkadaşlar. Güzel bir hediye alalım. Bakalım bize iyi bir oyuncu gelecek mi? Bu teklif daha geçerli. 19 saatimiz var. Ödül falan alabilirsek yapacağız. 50.000 jeton. Seçkin hediye puanı. 2 altın hediye puanı. 1 saldırganlık. Danışman. Orta. Tamam bunu da iyi. Bunlar iyi geldi. İkinci pakete ne gelecek bakalım. Çok merak ediyorum. Bonus. Bonus hediye puanları geldi. Bonus hediye puanlarıyla da alabilecek hiçbir şeyim yok benim. Şuradan bir geldi de. Hani 4 gelseydi daha iyi olurdu. Bakalım şurada ne var? Şunlar şans hep. Yani bunları gelme ihtimali çok çok düşükmüş. Oo, 150 bin antrenman XP'si de almamız onun da bayağı zor arkadaşlar ya. Şuradan bir tane daha 5 alacağım arkadaşlar. Bunu kullanabiliyormuşum. Bu gayet iyi oldu. Bir 50 bin 100 bin kastık. Çok iyi. Donma noktaları falan. Oo, 3 tane seçkin mi geldi? 2 tane seçkin hediye puanları geldi. Bu da gayet iyi. Buradan şansıma iyi bir oyuncu gelir mi çok zannetmiyorum. Yani zannetmiyorum dedim. Ve gerçekten de gelmedi. Gelmesini de açıkçası pek beklemiyordum. Arkadaşlar 150 antrenman XP'sini alayım mı ya? Çok kararsız kaldım ama. Yani şuradan bir tane hediye şansı gelseydi çok çok iyi olurdu. Umarım onu da değerlendirebileceğim sizlerle birlikte. Ama şansımıza ne çıkarsa. Şurada ne var? 2 var. Şuradan da oynayamıyoruz. Hiçbiriyle ilerleyemiyoruz maalesef. Hani ilerleyebilseydik güzel olurdu da. Şuradan 2. Maalesef. Şunların hiçbirini kullanamıyoruz şu an için. Şurada 10 var. Şurada 1-15 var. Hiçbirini kullanamıyoruz arkadaşlar. Önemli değil. Donduran futboldan hemen hızlı bir şekilde çıkalım. Nelson Semedo'yu transfer etmek için şu La Liga etkinliklerini oynayalım. Son 19 saat. Sağ bekin Nelson Semedo'yu alacağım. 325. Hemen şu etkinlikleri sizlerle birlikte tamamlayalım arkadaşlar. Nelson Semedo'yu da takımı almak istiyorum. Sağ bek pozisyonunda Mariano. Gerçekten biraz daha kötü kalıyor. Yani benim düşüncem en azından o yönde. Bakalım şansımızı zorlayıp Nelson Semedo'yu alabilecek miyiz? Çok sürmez zaten arkadaşlar. Nelson Semedo'yu almak. Hemen hızlı bir şekilde şöyle vuralım. Böyle yapmak benim için daha iyi oluyor arkadaşlar. Fazla zor olmuyor. İkinci golümüzü de attık. Hemen derbiti 3. 4. gollerimizi attıktan sonra bu da çok iyi oldu. Biraz bekleyelim. Bir de bir köşeye vuralım. 4 oldu. Az kala kaçırıyorduk. Kun Agüero. Ve arkadaşlar bunu hemen hızlı şekilde geçtik. Bunları sizler de yapabilirsiniz. İstediğiniz oyuncuyu alabilirsiniz arkadaşlar. 100.000 coins kastık gördüğünüz üzere. 50.000 50.000 paketlerden 100.000 coins kastık. 88 gen olduk 87'den. Nelson Semedo'yu alırsam bir değişiklik olur mu bilmem ama onu da almayı düşünüyorum sizlerle birlikte. Hemen şunu da geçelim. Şunu da oyna dedikten sonra kaleciyle karşı karşıya bakalım. Zor diyor ama bunu da muhtemelen geçeriz. Kendiliğinden devam etsin arkadaşlar. Pablo Sarabia ilk golü kolay şekilde kaçırdık ama diğer golleri
iyi bir şekilde atmayı umuyorum. Neyse arkadaşlar, biraz kendi ilerlemesinden çok bizim ilerlememiz daha önemli. Aşırtma goller daha basit oluyor. Kalecinin yeme oranında daha yüksek oluyor. Şundan da hemen bir aşırtma golü yesin. Top direkten döndü ama dönen topu güzel şekilde tamamladık. Üçüncü golümüzü de atalım. Şimdi Pablo Sarabia kaçırdı. Arkadaşlar bunu atacağım. Çok zor değil. Ama beklemek zorundayız. 3 oldu. Ondan sonra arkadaşlar hemen diğerini de geçelim. 2 tane etkinlikten sonra Nelson Semedo'yu transfer edelim. Bakalım Nelson Semedo takımımıza nasıl bir katkıda bulunacak. Onun da iyi olması dileğindeyim arkadaşlar. Gerçekten aslında Mariano'yu antrenmana sokup antrenman modunda kullanıp Nelson Semedo'yu yükseltmekte daha iyi olur. Tekrar dene diyelim. Bakalım ödülümüzü verebilecek mi ki? Wi-Fi çok az çekiyor arkadaşlar. Devam ettik. Sonunda El Clasico'nun diğer etkinliği de tamam oldu arkadaşlar. 320 oldu mu? 310 oldu. Yani Nelson Semedo'ya daha var. Hız bölgeleri arkadaşlar. Şunu da hemen hızlı bir şekilde geçelim. Yani biraz sıkılmış olabilirsiniz ama arkadaşlar nasıl seviye atlanır kolay şekilde. Bunları gösterdim arkadaşlar. Beceri geliştirisini sürekli aldığınız zaman oluyor. Şimdi bunu hızlı şekilde geçelim Agüero'yla. Bize yetişmeden. Şimdi Kun Agüero. İlerlemeye devam et kardeşim. Çok güzel. Kun Agüero. Ve geçtik arkadaşlar. Son bir aşama kaldı. Nasıl kolay seviye atlanır arkadaşlar, gördüğünüz üzere. Kolay seviye atlamak için beceri geliştirilerini mutlaka kullanın. Bayağı erken bir şekilde seviye atlamanıza yardımcı oluyor. Şimdi devam et dedik. Tamam, bu da iyi. Şunu da geçtikten sonra son bir tane kaldı arkadaşlar. Onu da geçtikten sonra problem yok. Nelson Semedo'yu alıp muhtemelen Mariano'yu antrenman olarak kullandırtacağım. Sociedad Sevilla'ya geçelim. Bir tane oynadık mı tamamdır bizim için. Neymiş? Bonus hedefler. Bunu çok zor olacağını düşünmüyorum arkadaşlar. Muhtemelen çok kolay gelecektir. Şimdi Rulli. İki ele vurmamız iyi oldu arkadaşlar. Bir deneme de daha iyi oldu. Şimdi çapraza güzel şut. 3 oldu. Şimdi bir gol daha gelir mi? Bu da geldi. Keşke çarpaydı ya. En azından uğraşmamış olurduk. Şimdi kalecinin üzerine atacağım. Bakalım kaleci yiyecek mi? Kaleci yedi. Güzel oldu yemesi arkadaşlar. 4 aşamada hemen geçtik. Ve sizlerle birlikte hemen Nelson Semedo'yu sağ beke alacağım. 84 Nelson Semedo. Onun dışında seviye atladık arkadaşlar. 26'dan 28 olduk. Bu da gayet iyi oldu. 90 tane şu an dayanıklılığımız var. 90 ayak dayanıklılıktan 78'e düştük. Çok önemli değil arkadaşlar onun öyle olması. Şimdi El Clasico'ya gidelim. Nelson Semedo'yu alacağım arkadaşlar. Ve sağ beki aldım. Oyuncu Nelson Semedo. Bu gayet iyi oldu arkadaşlar. Neden Nelson Semedo? Çünkü hızının da iyi olduğunu düşünüyorum. Bakalım. Nelson Semedo'nun özelliklerini çok bilmiyorum ama aldım arkadaşlar. Sağ beye iyi bir transfer yapmaktansa. Ve yes, sonunda Nelson Semedo bizimdir arkadaşlar. Devam ettik. Bakalım Gen'de değişiklik olacak mı? Çok zannetmiyorum. Sol bekimi değiştirmem gerekiyor mu? O konuda ooo 88. Süper. Sol beki de iyi bir transfer yaptın mı? Benim için gayet iyidir. Oyuncu geliştir diyelim. Adam çok geç gelişiyor be. Şimdi neler yapabilirim diye bakıyorum ama yani Mariano'yu oradan vereceğim gibi arkadaşlar. Yani başka çarem yok. 129.000. Vurdu da sattım mı 450.000. Ya inanılmaz bir şey arkadaşlar. 450.000 bir anda veriyorum. Yani yapacak bir şey yok. Satsaydım daha iyiye satardım ama ben de Nelson Semedo'yu oynatmak için, genime de katkıda bulunması için antrenmana vereceğim arkadaşlar. Sağ bekim 91 oldu. Genimde değişiklik var mı? 88'de kaldı. Burada sıkıntı olan oyuncular sağ kanatta Pablo Sarabia ile Marco Verratti. Bakalım Verratti'yi geliştirmem için gereken. Gaetan'ı feda etmek istiyorum açıkçası. Gaetan'ı kullanmayacağım çünkü ben. Şuradan onayla diyeceğim arkadaşlar. Gaetan'ı gerçekten kullanmak istemiyorum. Hızında bir gelişme falan oldu mu bilmiyorum ama 88 oldu o da. Hala değişiklik yok. Arkadaşlar gerçekten işim bayağı zor. Şunlar şu şekilde dursun.
aktivitelerdeki şu ödülü almaya gerek var mı? Pek emin değilim. 5 kola. Gerek yok arkadaşlar. Bu şekilde oldu. Onun dışında sizlerle birlikte bir şey yapalım bilmiyorum ama 91 Nelson Semedo oldu. Güzel. Agüero'ya bakalım arkadaşlar. Agüero'yu çalıştır dediğimiz zaman adamı çalıştırabilecek miyiz? Yani şu an Agüero'luk bir şey yok maalesef. Kadrom iyi bence. Fena değil. 91 Ronaldo. 90 Agüero. 91 Isco. 90 Varane. 91 Nelson Semedo. Burada kalecin ile Alex Telles'i geliştirdikten sonra bence hiçbir problem yok arkadaşlar. Videoyu böyle tutacağım. Pek bir şey yapmadık. Maç yapmadık ama mesela aslında Sait kardeşim bir maç yapalım demişti. Hemen bir gireyim lige. Eğer yapabiliyorsam Sait kardeşime karşı bir maç yapayım. Onu da kırmamış olayım. Kendisi iyi yani. Bayağı iyi. Onu yenmem biraz zor olabilir ama adam bana karşı 6'da 6 yapmış. Ki normaldir de. Çünkü kadrosu benden iyi. Bakalım ben bu değişikliği bozabilecek miyim? En azından bir galibiyet alayım. Şimdi oyun kaynağı indiriliyor. Bakalım onun kadrosunu merak ediyorum açıkçası. 88. 88'e 88. Yani durumlar eşit. Bakalım neler yapacağım. Kun Agüero ile başladım. Badu Ndiaye'yi oynatıyor ya. Şimdi Kun Agüero. Gol olması imkansız. Arka internetim çok kötü. Kötü olmasından dolayı biraz geç oynanılıyor. Şimdi Ronaldo. Çok güzel bir gol. 1-0 öne geçtik arkadaşlar. Bizim için gayet iyi oldu. Uzak köşeye güzel bir gol. Şimdi Pablo Sarabia. Geçti. Çok güzel bir pas gelir mi diyecektim ama frikik oldu. Şimdi Isco. Çok güzel bir frikik golü. Skor 2-0'a geldi arkadaşlar. Biraz rahatladım desem yeridir. Gerçekten Isco'na klas bir frikik golü. İnternetteki donma olmasa daha iyi olacak ama bakalım müthiş fırsatı değerlendirebilecek miyim? Agüero. Bir aşırtma. Skor 3-0'a geldi. Yani Sait'in bana karşı nasıl mücadele sergileyeceğini bilmiyorum ama ben şu an durumu 3-0'a doğru getirdim. Şimdi Isco. Buradan bir oyuncu çok güzel şekilde kaçtı. Pablo Sarabia. Hemen buraya indireceğim. Boşta oyuncu var mı? Agüero. Yani gol olması gereken pozisyon olmayınca. Olmadı arkadaşlar. Şimdi Isco ile geleceğiz. Top kalecinin üzerine gitti. Ondan sonra arkadaşlar zannedersem videoyu tamamlayacağız. Çünkü videonun süresini de çok uzun tutmak istemiyorum. Bazı kardeşlerim sıkılmış olabilir. Sarabia ile indirdim. Isco güzel yedi ama biraz yavaş kalmış olabilir arkadaşlar. 88 gene sahibim. Ligde 90 gen olan var. 90 gen olmak gerçekten çok zor. Bende de defansı biraz hallettiğim zaman 90 gen olma ihtimalim yüksek. Bir de 30. seviyede bildiğim kadarıyla ödül var. 90. seviye olmam da zor. Bu hafta içerisinde arkadaşlar bir PES videosu gelecek. Top açılımı olmasını diliyorum arkadaşlar. Şimdi Ronaldo'ya da geldik. Bakalım golümüzü atabilecek miyiz? Isco uzak köşeye ama çok sıkıntılı oldu. Şimdi Pablo Sarabia ile geleceğiz arkadaşlar. Uzak köşe atalım. Bakalım Ronaldo topa yetişebilecek mi? Hemen orta alana indirdim. Agüero. Arelola'nın üzerine attık arkadaşlar. Kalecimiz 85 zannedersem. Onunki 88. Emin değilim ama. Şimdi Alex Telles'i indiriyoruz arkadaşlar. Bu arada sol beki de değiştireceğim. Yalnız Alex Telles'in hızı 90 olduğu için o konuda kararlıyım arkadaşlar. Şimdi buraya indirdim Isco'ya. İnternet çok kasıyor arkadaşlar. Farklı odadan çektiğim için. Şimdi Isco'yla geçmeyi denedim ama durmuşçiden topu kurtaramadım. Şimdi müthiş bir fırsat yakaladık arkadaşlar. Değerlendirebilir miyiz bilmiyorum ama biraz zor gibi gözüküyor. Şimdi Agüero'yla Arayola'nın üzerine gönderdik arkadaşlar. Video bu şekilde oldu arkadaşlar. Bize destek olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere.